bu ülkede yaşanan büyük trajedilerden birisi Dersim katliamıdır. Tabii ki 4 Mayıs katliam kararının alınmasıyla başlayan bir şey. Hani ondan önce bu topraklar çok katliamlar gördü ama en son ve en büyük olarak en son katliam Dersim katliamı. Ben daha çok böyle geçmişe yönelik şeylerin tekrarından çok günümüzü ve geleceğin irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Yani biz artık belli bir travma yaşamış bir toplumuz. Bu travmanın etkilerinden kurtulup geleceğe ilişkin yapılması düşünülen şeylere karşı neler yaparızın hesabını yapmamız lazım. Yani şu anda bile Alevilerin kapılarına çarpılar koyarken, inanç yerleriyle ilgili öyle alaycı ifadeler kullanılırken, çeşitli biçimlerde yukarıdan destekli olarak bize hakaretler edilirken ya da rencide edici türden şeyler kullanılırken, şimdi biz hala geçmişe takılıp kalmamız çok fazla bir şey getirmeyecek diye düşünüyorum. Tabii ki geçmişimizi bilmezsek geleceğimize yön veremeyiz ama ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum belki çok iddialı bir şey mi bilmiyorum ama bence şu anda tezgahlanan şey 38 katliamını aratacak gibi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü inancımız asimile altında, düşüncelerimiz, insaniyetimiz, yaşam felsefemiz, her şeyimiz asimile altında. Şimdi zaman zaman şöyle şeyler görüyorum mesela. Oradaki bazı yöneticilerle, isim vermeyeyim şimdi. Bazı yöneticilerle ilgili ya şu çok iyi ya da şu çok iyi. Ya bu gerçekten bizi düşünerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya da öbürü gerçekten bak bizim için çok güzel şeyler yapıyor tarzı şeyler var. Ve insanlarımız bunu içten gelerek söylüyor, biliyor musunuz bazıları? Bu korkunç bir şey. Yani oradaki hükümetin temsilcileri için tabii ki yani. Bu çok kötü bir şey. Niye kötü biliyor musunuz şimdi? Yani Fethullah Gülen'in yıllardan beri uyguladığı politikayı biliyorsunuz zaten. İçeriden fethetmek. Bu aynen de o. Yani yüzyıllardan beridir belki öldürmekle, asmakla, kesmekle, sürgün etmekle direnci kıramadılar. Yani bizim yaşam direncimizi, yaşam inancımızı ya da yaşam felsefemiz noktasında kıramadıkları şeyleri şu anda iyi görünerek, bir şeyler yapmaya çalışarak, göz boyarak kırmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli. Ve inanan insanlarımız da var bu konuda. Mesela biri için yine bir daha önce politika yapmış bir vatandaş bir şey paylaşmıştı sosyal medyada. Ya çok şefkatli bilmem neyimiz demişti. Yani bu şefkatli de o şefkatleri çok gördük. Yani ormanlarımızı yakarken o şefkat neredeydi? Biz geçen sene ormanları söndürmeye gittik. Yani bir seferde yanlış hatırlamıyorsam 24-25 yer birden yanıyordu. Biz bütün Dersim kurumları olarak oraya gittik, valiyle görüştük. Orayı söndürmeye gittik. Şimdi bir taraftan ormanlar yakılıyor, bir taraftan ormanları söndürmeye gidenlere izin verilmiyor. Bu nasıl bir şefkat? Yani o ormanlar yanarken içinde börtü böceği yanıyor, değerlerimiz yanıyor, inançlarımız yanıyor. Atalarımızın kemikleri yanıyor. Bizim değerlerimiz yanıyor. Yani orada bizim köklerimiz yanıyor. Bizim yaşama bağlandığımız alanlarımız yanıyor. Ama sen ona izin vermiyorsun. Gittik kendi gözlerimizle gördük. Yangın olan bölgeye hendekler kazılmış, söndürülmeye gidilmesin. Bu nasıl bir şefkat? Yani böyle bir şefkat mı olur? Yani öyle bir plan var ki, şu çok korkunç bir şey. Bütün değerlerimizle, bütün varlığımızla, geçmişimizle, inançlarımızla, hatıralarımızla, belki sevgimizle, belki üzüntülerimizle, her şeyimizle orada izlerimiz silinmeye çalışılıyor. Şu anda yeni projeler var. O yeni projeler ciddi biçimde orayı bitirme projeleridir. Yani barajlardır, HES'lerdir, üretim projeleridir bir de. Yani bu belki birçok insan için şey gelmeyecek ama, inandırıcı gelmeyecek ama öyle büyük çaplı üretim projeleri var ki, trilyonluk üretim projeleri var. Şimdi bu üretim projelerinde bizim orada çalışacak insanımız yok. İstihdam alanında yerleşecek insanlarımız yok. Dışarıdan insanlar gelecekler. Bu dışarıdan gelen insanları oraya yerleştirecekler. Orada ev verecekler, evleri olacak. Ondan sonra çoluk çocuğu olacak. Yani öyle bir zaman gelecek ki biz orada belki azınlık bile kalamayacağız. Demografik yapısını değiştirecekler. Yani dediğim gibi şimdi 38'de vurduklarını vurdular, öldürdüklerini öldürdüler, gönderdiler, ettiler. Kalanlar hiç olmazsa hani dağda, mağaralarda, ağaç kovuklarında, şurada, burada onurluca ama. Çünkü onurlu yaşamak başka bir şeydir. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye el açmadan, kimsenin önünde eğilmeden yaşama tutunmaya çalıştılar. Gerektiğinde ağaç kabuğu yediler, ağaç yaprağı yediler ama kimsenin karşısında eğilmediler. Ama şu anda en kötüsü o zaten. Yani insanları çok kötü. Böyle lüks şeylere özendirip, gösterip,
Ha bunu sen kendi emeğinle alamazsın ama ben bunu sana sağlarım deyip o insanları satın almaya çalışmak var. İşte mesela şu anda geçen gittim orada yine konuştuk biz. Afganlar geliyor, Pakistanlılar geliyor, Iraklılar geliyor, Suriye'den insanlar geliyor ve öyle bir şey ki şimdi orada istihdam edecekleri insanlar nereden getirecekler? Bu kadar Afganlı nereden birdenbire böyle öne açılmış baraj gibi geldi oraya? Bunlar hep bir planın, bir programın ürünüdür diye düşünüyorum. Onun için şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum ben aslında ya. Yani hani Dersim diye biz yanıp tutuşuyoruz ya burada, Batı'da veya Avrupa'da. İşte o Dersim ayağımızın altına kayıp gidiyor. O Dersim dediğimiz şey sadece oranın toprağı değil, oranın manevi değerleridir. Oranın yaşam felsefesidir, oranın inançlarıdır, oranın ziyaretidir, kültürleri kültürüdür. Oranın ne bileyim işte ocaklarıdır, memlesidir, her şeyidir. Şimdi oradaki bu yapıyı değiştirdikleri zaman artık Dersim diye bir şey kalmayacak. Toprak kalacak, o toprak Dersim değildir. Bir vatan, üzerinde yaşayan insanların değerleriyle, kültürleriyle, geçmişiyle, geleceğiyle, acısıyla, tatlısıyla yaşadık şeylerin toplamıdır vatan. Vatan sadece toprak değildir. Ama o güzelim topraklara, şimdi Munzur'a yönelik yapılmak istenen barajlar. Yani o güzelim, belki dünyada çok az örneği olan vadiyi barajlara dolduracaklar, suyla dolduracaklar. Çemizkezek tarafında, Hozat tarafında aynı keza birçok yer var öyle. Pülümür tarafında aynı keza. Yani büyük bir oyun ve biz eğer sahip çıkmazsak, biz topraklarımıza geri dönmezsek, biz gidip o topraklarımızda gerekli üretimi yapmazsak, biz orada 3 kuruş para için insanların önünde eğilen insanlarımız var olduğu sürece, onları istihdam edecek şartlar yaratmadığımız sürece bizim geleceğimiz gerçekten korkunç olacak. Onun için burada hali vakti yerinde olan insanlar, durumu iyi olan insanlar, görüyorum mesela hep Ege sahillerine gidip orada yerler alırlar. Neden bizim orada bir tane yer al, yani 3-5 tane insanı istihdam edecek bir yer al hiç olmazsa. Paranız var, çok iyi. Yani bizde bir de şu işlenmeye çalışılıyor. Yani ben gideyim kendi başımı kurtarayım da, mesela bana bile çoğu insan söylemiştir. Ya ne işin var yönün oraya dönük de, gel Ege'de bir tane yer al, orada rahat yaşa. Peki vicdanımızı nereye koyacağız? Biz geçmiş atalarımızın yaşadıklarını nereye koyacağız? Orada toprak altındaki kemikleri, toprak altındaki anıları, toprak altındaki yaşadığımız acıları, ben bazen düşünüyorum böyle, diyorum ki orada acaba yerin altında böyle çığlıklar var mıdır, duyulur mu? Orada yer altında inlemeler var mıdır? Orada yer altında ya ne olursunuz gitmeyin, bizi burada sahipsiz bırakmayın diye seslenen ama sesini bize duyuramayan atalarımızın kemikleri var mıdır diye düşünüyorum. İnsanlar bunları dikkate aldıkları zaman eminim bir şeyler olur ama bazen geç mi kalıyoruz diye düşünüyorum. Geç kalmadan bir şeyler yapmak lazım diye düşünüyorum.